Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artık gelsin mi bu yol videoları? Telefon tutucunun açılışını yaptık. Bakalım titreme yapacak mı? En çok aklıma takılan bu video çekerken sallanma olacak mı diye. Ona bakacağız artık. Hem de denemiş olalım. Şimdi eve gidiyorum. Bugün yoğun bir gündü. Randevulu yolcularım vardı bugün. Ve hepsi peş peşe. Birkaç tanesi denk geldi. Birini erkene çektim, birini biraz geç bıraktım derken hepsini yetiştirmeye çalıştım. Böyle randevulu olduğu zaman ben çok stres yapıyorum. Yetişebilemeyecek miyim ya, yetişemesem, geç kaldığım zaman çok üzülüyorum beklettim diye. Neyse ki hepsini yoluna koyduk. Herkes yerine yerleşti. Şimdi ben eve gidiyorum. Bina oturmamız var. Hiçbir yerden de geri kalmıyorum. Hem çalışıyorum hem gezmeye gidiyorum. Böyle bir özelliği var benim işimin. Böyle bir şansım var yani. Hem çalışıyorum hem komşularımla görüşüyorum. Hem arkadaşlarımla görüşüyorum. Hepsi bir arada yani. Bu arada Saadet ablaları yolladım ben bugün. Havaalanına bıraktım onları. Şu gözünüze mi geliyor ya? Ben buna bir çare bulurum. Aysima'ya hediyeler getirmiş. Şimdi eve geçince onları çekerim size. Bakın buldum bile çareyi. Hemen oraya taktım. Bir de fındık verdi bana, bahçemizin fındığı dedi. Tadına bakarsınız dedi. Kabuklu fındık. Kahvaltılarda ne güzel şöyle kaseye koyup da inşallah. Bu arada binanın önüne geldim arkadaşlar. Şimdi hemen bir eve çıkacağım. Size hediyelerimizi çekerim hemen hızlı bir şekilde. Sonrasında, bu arada ben hiç otoparka girmiyorum. Binanın yan tarafına bırakıyorum. Buradan girip çıkmak kolay oluyor. Sonrasında komşuma geçeceğim. Hemen bir öğlen çayı içeriz. Sonra da bıraktığım yolcularımı tekrar alacağım. Tekrar dönüş sağlayacağım onlara. Bir komşu oturmasının ardından ben yeniden işe çıktım arkadaşlar. Tam eve çıkmıştım ki yolcum aradı. Tekrardan işe çıktım. Tam da perdecimin önünden geçerken aklıma geldi. Hani demiştim ya, cam balkonları salona geçirip mutfağa ısı camlı cam taktıracağız diye. Onları soracağım perdecime. Buraya kadar gelmişken hemen gireyim dedim. Onlar bir sorayım bakayım ne olacak, aklıma takılıyordu. Hadi bakalım inelim şimdi. Bakalım onlar ne olacak. Perdecime geldik arkadaşlar. Böyle diş çekimi de yapayım tam yerini fark etmeniz açısından. Şurası Forma AVM. Şurada alt geçit var. Tam karşı çaprazı. NATO Caddesi'nin karşısı. Şöyle dıştan tabelasını da çekeyim. Bakın. Tam Forma AVM'nin çaprazına kalıyor burası. İpek Mefruşat. Evet arkadaşlar, perdecime gelmişken boş mu durdum, durmadım. İndirimi kaptım. Dedim ki buraya kadar geldim. Onca gelip gidiyorum, artık benim için bir indirim yaparsın dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Benim adımı vererek gelen takipçilerime güzel bir indirim yapacak. %20 bir indirimimiz olacak. %20 indirimi kaptık arkadaşlar. Benim adımı verip gelen takipçilerime %20 indirim var. Kiliselerde olacak bu. Tül perdelerde de %20 bir kampanyamız var zaten. Evet. Ekstra bir %10 indirim daha yapacağız. %30. %30 oldu tüllerde. Kiliseli de %20, tüllerde %30'u kaptık arkadaşlar. Şey. Çıkın çıkın gelin bak. Bu indirimi kaçırmayın bence. Hazır fırsatı yakalamışken sizin yararlanın. Çeyiz ürünlerinde de nakitte %10 indirim daha verelim. Evet. Çeyiz ürünlerinde de nakitte %10 indirim. Hadi bakalım. İndirimleri kaptık. Şimdi biraz detayları çekeceğim. Şimdi gelmişken piliseli modellere bakalım. Benim birkaç arkadaşım piliseli düşünüyor. Benimki şu muydu? Evet. Benim piliseli bu arkadaşlar. İsmi neydi? Truva 8. Truva 8. Benim kullandığım bu. Ben aşırı memnunum gerçekten. Evet. Çok beğenerek kullanıyorum. Ben karanlık olur mu diye düşünüyordum ama asla karanlık falan olmadı. Başka renkler. Evet, bunlar da diğer renkleri. Piliseli tam zamanı bence yaptırmanın. Şunlar tüllerimiz. Şunlar uyku problemi olan. Bu tamamen şey, güneş geçirmeyeni. Evet. Karartma, leak out diye geçen modeller.
çıta renginde seçebiliyorsunuz. Kenarının çıtası bunlar da. PVC'ye de uygulanıyor. Cam balkonlara da, ısı camlara da uygulanıyor. Evet. Ben şimdi bunun için geldim arkadaşlar. Şimdi biz balkona eğer ısı camlı cam balkon yaptırırsak, ben dedim ki bunlar bizim yeni yapılan camlara uyar mı? Ama cam ölçüsü değişirse uymazmış. Evet. Şöyle birebir olduğu için benim yeni yapılan camların ölçüsü değişirse bunlar yeni yapılan camlara uymazmış. O zaman ne yapacağız? Salona geçen camlarda pliseli perde tekrar geçecek. Benimkini bulamadım. Devamını yaptıracağım mecburen salona. Mutfak cam balkonuna da yeni perde. Tekrar perde masrafı çıkıyor yani bize. Bu tarafta da evet, aldılar. Bu tarafta devresim takımları var. %100 pamuk ürünleri bunlar. Denizden gelen halılarımız var. Buldan işi halılar. Bunlar kara tezgah dokuması. Onun dışında bağlamalı pike dediğimiz pikelerimiz mevcut. Bunlar yatak örtüsü olarak da kullanılır değil mi? Yatak örtüsü, koltuk örtüsü. Evet, aynen. Pike olarak kullanılıyor. Şöyle renkleri de mevcut. Lastikli çarşaflı nevresim takımlarımız mevcut. Yine pikeler. İngiliz o battaniyeler var. Kış geliyor, yavaştan battaniye sezonu da başlıyor. Bu taraf? Bunlar fonluk kumaşlarımız. Pom perdeler bunlar yani. Aynen. Arzu ederlerse buradan da beğendikleri renkleri de özel tasarım yapabiliyoruz. Yoksa bir dakika şu tarafa geçeceğim. Evet, yoksa diğer fonlar da burada. Böyle istediğiniz renk, model. Buradan seçiyorsunuz. Sonra istediğiniz gibi de yapılıyor. Onun dışında taç markanın, narın son sezon tülleri geldi. Bunlar da yine indirimde. Şimdi ben indirimi kapmışken gelinimiz de perde diktirmek istiyor arkadaşlar. Onunla görüşeceğim. En kısa zamanda onu alıp geleceğiz. O da düşünüyor. Benim salondakiler de düz olduğu için o da düz tercih edecek. Benim perdecim bunu tavsiye ediyor. Evet. Bunu diktirsin diyor. Gelip kendi bir baksın, kendi beğenecek tabii ki. Ben şimdi bunların fotoğrafını çekip ona yollayacağım. Derya'ya atacağım resimleri. Bakalım hangisini severse, ben bunu da beğendim aslında. Kendi gelsin beğensin, hazır indirimi kapmışken biz de faydalanalım değil mi? Buradan perdelerini de diktireceğiz. Şimdi dışarıdakilere mi bakalım? Evet. Bir de şuradaki dikiş makinesini çekeceğim. Evet, burada da leke tutmayan, boya tutmayan diye geçen kuaför model havlular var. Bunlardan da arzu eden müşterilerimize sağlıyoruz. Evet, burada ne ararsanız var. Yalnız bir de şöyle bir güzel bir dekorlar var. Gelip geçtikçe ben burada bayağı bir takılıyorum. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Hadi indirimi kapmışken bu fırsatı kaçırmayın derim. Perdecimin bana jesti arkadaşlar. Renginden de anlaşılacağı üzere bana özel. İlk girdiğimde bir bayanla karşılaştık. Nuriye Hanım mı dedi ben girince. Evet dedim. Abla ben seni takip ediyorum dedi. İlk defa tanıştık. Eşiymiş o da. Çok tatlı bir bayan. Çok sevdim onu da. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Onunla da bayağı sohbet ettik. Her zaman bizi tercih ettiğin için sana küçük hediyeler hazırladık dediler. Sağ olsunlar. Ve renginde özellikle seçtik dediler. Ne söyleyeceğim arkadaşlar, bana böyle çarşaf takımı hazırlamışlar, tam da aklımdan geçiyordu. Benim lila bir pike takımım var, çarşaf ve yastığı biraz yıpranmıştı artık. Aklımdan geçeni mi okumuşlar diyeyim bilemiyorum ama yani tam denk geldi. Ayrıca renk de bununla birebir aynı. Benim istediğim renk de bununla birebir aynı. Bu biraz daha lila tonlarına kaçıyor ama şu tam istediğim. Yani kalbimiz temiz, ne diyelim, kısmetimiz ayağımıza geliyor. Bu havlunun rengi de tam durağa uygun. Şimdi diyeceksiniz, babamın koltuk takımı. Diyeceksiniz ne alaka, Durak için de havlu düşünüyordum. Durak'taki havlu kötü olmuş diye. Böyle koyu renkler alıyorum. Oraya açık renk hiç gitmiyor. Ancak koyu renk orayı kurtarıyor. Şuna baktım şimdi. Çünkü durağa buradan asıyoruz. Durak'taki askıya buradan asıyoruz şöyle. Bunu da artık durağa götüreceğim. Orada kullanırız. Durak'taki havluyu da yenilemiş olurum en azından.
Orada yedekli var. Bir tanesi fena değil de biri bayağı kötü olmuş. Onu artık değiştirme vakti gelmişti. Onu da değiştiririz. Hadi şimdi akşam yemeği işine geçelim artık. 1, 2, 3 deneme yayını. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Biraz önce yolcularımı beklerken bana yine telefon geldi bu arada. Akşam yemeği işine geçemedim. İşe çıktım. Yolcularımı beklerken şöyle videolara bir göz gezdirdim. Sabahki çektiğim açılış videosunda pat pat ses çıkmıştı. Telefon tutucudan kaynaklı. Şimdi onu deneme yayını yapıyoruz. Bakalım neyden kaynaklı. Telefonu mu dedim düzgün sabitleyemedim. Acaba neden oldu? Onu bir kontrol edeceğim. Yemek işine hiç geçemedim telefon gelince. Ben dışarı çıktım. Zaten ben komşuda yediğim için açlığım da yok. Kızlara dedim. Bugün yemek işi sizde. Ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, canınız ne istiyorsa yapın yiyin. Benden bir şey beklemeyin. Çünkü benim spor saatim geldi. Saat 6. Spora geçeceğim. Hemen eve geçip spor çantamı alıp salona geçeceğim. Yemek işine hiç geçemedim yani bugün. Bakalım bu videoda da o ses çıkacak mı? Onu denemek için açtım bunu. Ben biraz önce eve geldim arkadaşlar. Yalnız saat 12'ye çeyrek var. İnanın anca vaktim oldu. Bizim yaz yoğunluğumuz hala devam ediyor. Tahminim bir hafta 10 gün daha böyle devam eder. Sonra artık yavaşlar. Gurbetçilerimiz dönüş yapmaya başladık. Sonra artık yavaşlamaya başlar. Ama yoğunluğumuz şu an devam ediyor. Akşam üzeri spora gittim. Spor çıkışı Ayhan aradı. Acil durağa gel. Durağa gittim. Bir yolcu yoğunluğumuz vardı. O sırada bana telefon açtı. Durağa geçtin mi dedi. Hayır dedim. Misafirim varmış dedi. Şoförümüz aramış Ayhan'ın misafiri var yengenin diye. Hemen dedi yolcunu bırakınca durağa geç. Bir takipçim geldi. Avanos'tan geldiler. Çok memnun oldum tanıştığıma. Gerçekten çok iyi yürekli insanlar. Tekrar ziyaretinize geliriz dediler. Beklerim her zaman için. Herkese kapımız açık. Yolunuz düşerse bir çayımızı içmeye bekleriz hepiniz de. Bu arada ben gündüz Saadet ablanın hediyelerini gösteririm dedim. İnanın vaktim olmadı. Komşu aradı. Nerede kaldın? Çay içeceğiz. Seni bekliyoruz falan derken öyle bir hengameye denk geldi. Göstermeden kapatır mıyım? Tabii ki hayır. Ayrıca teşekkür edeceğim buradan. Biz bir alışverişe çıkmışız arkadaşlar. Aslında iki tane daha vardı ama onları bir akşam durağa gelmişti ya, bahsettim sanırım videonun başında. Durağa getirmişti. Boş gelmek istemedim. Aysima'ya tişört getirdim diye. Onlar Aysima sanırım dolabına kaldırdı. Bunlar bugün getirdikleri. Bir de şöyle göstereceğim. Taze fındığımız var. Bakın. Bunu hemen, bunu sanırım kurutmam gerekiyor. Daha yaş bu. Herhalde kurutmam gerekiyor. Bunu balkona sereceğim de çok fazla karga var. Ben bunu sersem bir saatin içinde yok eder kargalar. Kurutmam lazım diye biliyorum ben bunu. Bir tepsiye serer. Bırakırım bir kenara kurusun. Gelelim bunlara. Biz bir alışverişe çıkmışız. Ben büyüklere alışveriş yapmışım. Aysimay'a bir şey almamışım. Artık ihtiyacım yoktu. Almadım. Niye almadım o kadarını tam sormadım da. Dedi ki orada Aysimay'a o kadar üzüldüm dedi. Sen Aysimay'a hiçbir şey almadın. Büyüklere aldın dedi. Alışveriş yaptınız geldiniz. Belki de sünnet alışverişindeyim acaba. Aysimay'a daha sünnet alışverişini, sünnet düğünü için elbise alacağız. Daha hala da alamadık. En kısa zamanda onu alacağım. Ben de dedi Aysima için alışveriş yaptım. Şöyle başlayalım mı? Aysima'nın tişörtleri görmeye. Yalnız bayağı büyük. Videoda da daha büyük çıkıyor. Sanki bana göre gibi çıkıyor ama o kadar da büyük değil. Küçük. Tahminim seneye olur Aysima'ya bu. Yaşı yazıyor mu diye baktım da yazmıyor. Numarası var. Yaşı yazmıyor. Ama diyorum ya seneye olur diye tahmin ediyorum. Bu sene zaten bayağı tişörtü var. Bunlar da seneye olsun. Daha iyi oldu böyle oldu. Şöyle bir tane kaza var. Ama bu kışın olur diye tahmin ediyorum. Bu biraz daha küçük. Bu arada Aysima okula sivil kıyafetle gidecekmiş arkadaşlar. 6 yaş diyor. Bu sanırım bu kış olur diye tahmin ediyorum. Okula sivil kıyafetle gidecekmiş. Şimdiden onun stresi sardı beni. Bu çocuk her gün ne giyinecek diye. Hani kadınlar olur ya benim giyecek hiçbir şeyim yok ne giyineceğim diye. Bunun da arkası da böyle bakın. Bu da böyle bir tişört lilolu. Şöyle katlayalım bir yandan da. Aysima sarı rengi bir de ayrıca çok sever. Kardeşim Derya
Derya ve çocuklar hepsi sarı renk giyinmişler. Fotoğraf çekinip onun profil resmi yapmışlar. Ay bu onu bir kıskandı, bir kıskandı. Dayım dedi, profile dedi kendilerini koymuş. Söyleseler dedi ben de sarı tişört giyer giderdim. Biz buna bayağı güldük. Sonra Derya Aysima'ya sarı tişört hediye almıştı. Sen de giy sarı tişört diye. Bir sarı tişört daha Aysima'ya. Bu da çok tatlıymış. Ondan beri yani o olaydan beri Aysima'nın bir sarı şeyi var. Dayısını aşırı sevdiği için ben de giyer giderdim sarı bir tişört demişti. Bu şort tam olur. Şimdi giysin bunu evin içinde. Tam sıcaklara. Bir de Ayhan'a gömlek bırakmış sağ olsun. Bir de çikolata vardı arkadaşlar. Ben onu kızlara söyledim. Dolaba bırakmışlar erimesin diye demiştim. Onu siz dolaba kaldırın diye. Bir de tayt var. Şurada onu çekmedim. Bunlar da hediyelerimiz. Videoyu kapatmadan önce teşekkür etmek istedim. Bunları sizlere de gösterip. Buradan çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket düşünüp getirmesi çok ayrı özel benim için. Çok teşekkür ederim. Onlar uçağa bindirirken de dedim ki güvenle geçerseniz dedim bana mesaj at. Biz geldik diye haber ver. Ben spordayken sesli arama yapmış ama ben spora girerken internetimi kapatıyorum. Çok mesaj gelmesin, dikkatimi dağılmasın diye. İnternetim kapalıydı. O da WhatsApp'tan arama yapmış. Ben de sonra mesaj attım. Abla internetim kapalıydı. Ne yaptınız diye cevap gelmedi. İnşallah sağ salim ulaşmışlardır evlerine. Buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Veda vaktimiz geldi. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.